Dostlar merhabalar. Dersime hoş geldiniz. Edebiyat için ÖSYM böyle sorar. Serimize halk edebiyatıyla devam ediyoruz. Halk edebiyatının konu anlatımını yapmıştık. Bir de ÖSYM böyle sorar diyerek 5 soruluk bir soru çözüm videosu sizle paylaşmak istiyorum. Tabi bu video formatında amacımız daha önceki videolarda da söylemiştim aslında soru çözmek değil. Ha ben biliyorum siz yine videoyu durdurup kendiniz çözmeye çalışacaksınız. Çözün tabii ki. 5'te 5 beş yapanları şimdiden tebrik ediyorum. Yorumlarda konuşalım. Ama burada amaç daha ziyade ÖSYM halk edebiyatı ile ilgili ne tipte sorular sormuş? Buna benzer soruları sevgili Erkan Şahin hocamın AYT Edebiyat Soru Bankası'ndan aldım. Bu kitabın satış linkini ve indirim kodunu yorumlara sabitleyeceğim. Eyüp Hoca öğrencilerine özel bir indirim var. Oradan dilediğiniz şekilde ve dahi diğer ürünlere bakabilirsiniz dostlarım. Haydi dilerseniz hemen soru çözümüne başlayalım. Şimdi klasik bir soru kalıbı üniversite sınavında hemen hemen her sene çıkmış. Sanatçı adıyla boşluk doldurma sorusu yine bu sene de AYT'de bekliyoruz. 17. yüzyılda gevheri ve karacı olanla birlikte Türk saz şiirinin önde gelen isimleri arasında yer alır. 17. dedi Tamam. Kendisinden önce gelen saz şairlerinden farklı olarak klasik Türk edebiyatından büyük ölçüde etkilenen ha divan edebiyatından da etkilenmiş. Dolayısıyla biz şuradan Dadaloğlu'nu Köroğlu'nu bir eleyelim dostlar. Çünkü bu oğulların divan edebiyatıyla işi yoktur. Kesinlikle onunla ilgilenmemiştir. Bir adamın adı uzun i ile bitiyorsa kesinlikle etkilenmiştir. Hecenin yanında aruzu da kullanmıştır. Adamın adında şehir adı varsa hecenin yanında aruzu da kullanmıştır. Unutmayalım. Bir tek burada Aşk Ömer kaldı. Devam edelim. Bilhassa Aruz Vezili yazdığı divanlarda da divan şiirinin kalıplaşmış manzum ve hayal dünyasına büyük ölçüde yer vermiştir. Daha sağlığında üstat kabul edildiği için ha artık sağlam ipucunu aldık. Cevabı da bulduk aslında. Üstat kabul edildiği için kendisinden sonraki şairler arasında onun gibi yazmak moda haline gelmiş. Bu da halk şiirinin kendi içinde tabi bir şekilde gelişmesini engellemiştir. Onun açmış olduğu divan şiirini taklit ceyranı yüzünden saz şiirinin eski saflığı ve dili fark edilir şekilde bozulmuştur. Geriye bırakmış olduğu 2000'den fazla şiirle Türk edebiyatının en çok yazan şairlerinden biri olarak tanınan ozan hece vezniyle söylediği şiirlerde tabii ki daha başarılı. Evet bahsettiği kişi Aşık Ömer'dir dostlarım unutmayalım. Peki ikinci soru tasavvuf edebiyatından bir soru çıkabilir. Çünkü AYT'de üniversite sınavında sıklıkla soruluyor. Özellikle bu noktada Hacı Bektaş Veli'ye, Mevlana'ya dikkat etmek lazım. Yunus Emre'ye dikkat etmek lazım. Buralardan soru gelebilir. Makalat bilindiği gibi dört kapı kırık makam tertibi üzere kaleme alınmıştır. Bu tertip Ahmet Yesevi'nin Fakirnamesiyle ile hemen hemen aynıdır. Dört kapı şeriat, tarikat, marifet, hakikat, kırk makam anlayışı, Türk mutasavvıflarının kabul ve takip ettikleri bir sülük anlayışıdır. Sülük değil bir bir şey anlayışıdır diyecekti de yanlış yazmış herhalde. Makalat bu özelliğiyle fakirnamenin bir şehri gibidir. Tamam. Bahsedilen eserin yazarı Makalat çok meşhur bir eserdir artık. Bunu bilmiyorsak sınava girme diyeceğimiz kadar meşhur bir eserdir. Hacı Bektaş Veli'yi işaretlememiz gerekiyor. Peki üçüncü soru. Bu dizeler ifadelerden hangisine örnektir? Kıymetli dostlarım halk edebiyatının nazım türleri ve nazım biçimleri ile ilgili bu çeşit bu çeşit böyle değişik bir soru gibi sorular son yıllarda çıkmaya başladı. Ama bakıldığında değişik gözükse de aslında yüzyıllardır sorulan sorunun değiştirilmiş şeklidir. Şöyle ki haram helal demez seçmezdin yerdin. Elbet kalır senden mekanın yurdun. Zulm ile bu kadar devlete erdin. Hak mizan terazi kuracak Allah diyerek burada bir taşlama yapmış değil mi? Işıklara e, taşlamayı vermemiş de nazım türlerinin tanımlarını vermiş. Biz bu tanımı bulacağız. Ölen kişiler ağıta götürür. Coşkun yiğitçe bir üslup bizi güzellemeye götürür. Bir kişiyi ya da bir düşünceyi eleştirmek, toplumun aksayan yönlerini dile getirmek ve bazen de devlet yönetimini yermek adına halk edebiyatı bünyesinde söylenen şiirlere taşlama denir. Evet, biz bulduk bunu. Cevabımız C seçeneği olacaktı. Aşk, sevgi, doğa güzellikleri yine güzellemeye götürür. Allah'ı övmek, ona dua etmek için yazılanlar bizi işte ilahiye götürür vesaire. Dolayısıyla cevap C seçeneği olacaktı. Nazım biçimi sorusu. Evet sınavda her sene hemen hemen her sene çıkıyor dostlar. Koşma, mani ve semaiye dikkat etmek lazım bu noktada. Sıklıkla sorulanlar onlar olmuş. Zaman zaman varsağının da sorulduğunu gördük. Bu mani ile ilgili hangisi söylenemez? Bağ bana, bahçe bana, bağ bana. Pardon bahçe sana bağ bana pardon. Değme zincir kar etmez. Zülfün teli Bağla bana aslında. Zülfünün telini, saçının telini bana bağla ama bağ bana demiş. Dolayısıyla şuralar yazılış aynı anlam farklı bir cinas oluşturmuş. Kısa mısra ile başlamış yani kesik mani örneği. Hadi bir bakalım. Cinaslı uyak kullanılmıştır. Doğru. Kişileştirme pek görmedim. İlk dize uyak oluşturma amacıyla kullanılmıştır. Zaten manilerde durum böyledir. Uyak düzeni A, A, B, A'dır. Tamam. Kesik mani. Evet bu da doğru. Kişileştirme zaten görmemiştik. Cevap da B seçeneği olacaktı. Peki 5. soru. Evet son yıllarda böyle bir destan örneği verip ya da halk hikayesi bir metin örneği verip o metinle ilgili birazcık yoruma dayalı sorular. Bu soruyu özellikle aldım. Haydi gelin bir bakalım hangisi söylenemez. Yine Arzu ile Kamber bir buluşmalarında şu kararı aldılar. Kız o köye gelin giderken ben Kamber'in altından başka ata binemem diyecek ve Kamber de atını gelinin altına çekecek. Giderken yolda bir fırsatını bulup beraber kaçacaklar. Nihayet gün gelir çatar Arzu kayınpederi olacak adama der ki ben Kamber'in atından başka ata binemem. Benim gelin atım Kamber'in atı olacak. Kayınpederi olacak adam da buna rıza gösterir ve nihayet arzu kamberin eğerlenmiş atına biner. Önde çalgılar, çengiler ve o damadın köyüne doğru gelin alayı yürür. Burada kamber hüzünlenir ve şu beyti atar. Beyt söylüyor. Tamam. Sonra kız da ona cevap veriyor. Tamam. Bir halk hikayesinden alınmıştır. Evet arzu ile kamber. Tamam. Manzum mensur parçalar. Evet mensur kısım burası. Manzum kısım burası. Tamam. Aşk konusu e, elbette. Olağanüstülükler Pek gördük mü? Şimdi halk hikayelerinde olağanüstülükler zaman zaman olur ama verilen metne baktığımızda herhangi bir olağanüstülük görmedik. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği. Burada ezber bilgilerimizi bir kenara bırakıp metinden yola çıkmamız lazım. Ait olduğu toplumun zihniyetini yansıtmaktadır. Evet gelin ata binmiş değil mi? Bu bizim toplumumuzda olan bir şey. Halil o zihniyeti de burada görebiliyoruz. Evet sevgili dostlarım teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz ve dahi destekleriniz için inşallah 5'te 5 beş yapmışsınızdır. Kendinize iyi bakın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.